Selamun aleyküm, merhaba arkadaşlar. Pratik tecvid derslerimizin 14.'süne geldik. Bu dersimizde idgam-ı şemsiyeyi alacağız. İdgam-ı şemsiye arkadaşlar, elif lam takısı ile alakalı, yani lam-ı tarif ile alakalı bir kaide. Elif lam takısına lam-ı tarif ya da elif lam takısı denir. İsimlerin başına gelir bu elif lam takısı, marifelik yani belirsiz bir ismi belirli yapar. Kalemun derken herhangi bir kalem. Ama el kalemu derken artık o kastedilen kalem belirli olmuş olur. Bu işe yarar. Başındaki elif hemzesi hemze-i vasıldır. İki kelime arasında okunmaz. İdgam-ı şemsiyeye gelelim arkadaşlar. Lam-ı tariften sonra, yani elif lam takısından sonra şemsi harflerden biri gelirse idgam-ı şemsiye olur. Yani lam harfi şemsi harfe idgam edilir ve şeddeli bir harf olarak okunur. 14 tane harfi var idgam-ı şemsiyenin. Tüb, thümme, da, zemben, rama, zid, sümaten. Şim, sadra, dayfin, zannun, babe, zannun, lehu, naam. Bu 14 tane harf şemsi harftir. Elif lam takısından sonra mesela burada birinci harf T harfi gelmiş. Ne yapıyoruz? Bu el kelimesindeki lamı T'ye katıyoruz. Ve tini. Normalde tindi, şeddeli yoktu ama lam da kendisine katılınca şeddeli bir harf hükmüne girdi. Şurada şunu belirtelim. Lam harfi bazılarınca idgam-ı şemsiyeden sayılmıştır. İdgamı şemsiyeden sayılmamıştır. İdgam misleğin olarak değerlendirilmiştir. Ve-leylu örneğinde olduğu gibi. Evet, idgam-ı şemsiyeyi iki kısma ayırıyoruz arkadaşlar. İdgam-ı şemsiye me'al-gunne, zıttı da idgam-ı şemsiye bila-gunne. Lam-ı tariften sonra gelen harf nun harfi ise idgam gunneli yapılır ve 1,5 elif miktarı tutulur. Yani buna idgam-ı şemsiye, elif lam takısından sonra nun harfi sadece belirtelim. Sadece nun harfi gelirse idgam-ı şemsiye meal gunne olur. Mim harfi izhar-ı kameriyenin harfi. Ve minnel nasidi, yani şu şekildeydi. Ne yapacağız? Buradaki lam nuna katılıyor. Ve şu şekilde okunuyor. Ve minen nasi. Bir buçuk elif miktarı tutuyoruz. Mesela el ner aslı bu şekilde. Ama ne yaptık? Lamı nuna kattık. O zaman ne oldu? En neru şeklinde okuyoruz. Bir başka örnek. Ve neşitati. Neşta örneğinde olduğu gibi. İkincisi idgam-ı şemsiye bilagunne. Bu da lam-ı tariften sonra nun harfi dışında kalan 13 harften birisinin gelmesiyle olur ve şeddeli harfin hakkı verilecek şekilde okunur. İdgam gunnesiz ve tutulmaz. Eş-şemsüydü. Yani el-şemsü ne oldu? İdgam-ı şemsiyede olduğu gibi elif lam takısındaki lam harfi şin harfinin içine katıldı. Eş-şemsü. Şin şeddelendi. Ve-tini. Er-Rahmanu vel-beledut tayyibu. Et-tayyibu kelimesinde olduğu gibi. Vel-beledut tayyibu. Şurada bir başka örnekler var. En-naru, eş-şemsu ve-tini. Evet. Peki idgam-ı şemsiye niye denilmiştir arkadaşlar? Elif lam takısı yıldıza benzetilmiş. Şemsi harfler de güneşe benzetilmiş. Yani 14 tane harf de güneşe benzetilmiş. Ve şöyle bir kayda var. Güneş varken yıldızlar gözükür mü? Mesela biz burada çizdik ama normalde yıldız beyaz gözükmez yani. Dolayısıyla güneş varken yıldız gözükmüyorsa yıldız neydi? Elif lam takısıydı. Elif lam takısındaki lam harfi de güneş harfleri olduğunda gözükmez. Sonrasında gelen o güneş harfine katılır. El şemstü ne oldu? Eşşemsiyetu. Eşşems oldu. Yine er-Rahmanu bilagunne. Sadece nun harfi geldiğinde en-nâsu idgam-ı şemsiye mealunne ortaya çıkıyordu. Evet, dersimizi özetleyelim. İdgam-ı şemsiye lam-ı tariften sonra şemsi harflerden biri gelirse idgam-ı şemsiye olur. Yani lam harfi şemsi harfi idgam edilir ve şeddeli bir harf gibi okunur. Tam idgam uygulanır. 14 tane harfi vardı. Şu beytin ilk harfleri.
Tüb thümme da'a zemben rama zid sum'aten şim sadra dayfin tabe vannun lehu na'am. Lam harfini ne demiştik? İdgam misleğinden sayanlar da vardı. İki ayrık idgam şemsiyeyi, idgam şemsiye ma'al gunne, yani elif lam takıntısından sonra nun harfi gelirse idgam şemsiye ma'al gunne, idgam yeri kalan harfler gelirse idgam şemsiye bila gunne olur. Kelimenin aslından olup fakat lam-ı tarife benzer olan kelimeler var. Mesela feltaka el sinetekum el sinetukum izil takaytum yevmel taka veltefetis saku. Mesela buralarda hep ta gelmiş. Bakın. Bunlar hep mesela sin keza aynı şekilde. Mesela sümaten'deki. Burada da mesela ta gelmiş. Bunlar şemsi harflerden. Ama bu elif lam takısı lam-ı tarif değil. Kelimenin aslı, yani bu kelimenin altı aslı elsine, iltika gibi. Buralarda idgam-ı şemsiye yok. Bunu da belirtmiş olalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.